Karadenizliler ekran başına. Megastar Tarkan'ın Rize Obit Yaylası'nda verdiği muhteşem konserden çok özel görüntüler. Tarkan geliyor! Rize seninle buluşuyor! Yeşilin her tonuna hakim Rize'den muhteşem doğa ve tabiat görüntüleri. Pazarda tulum çalar, hepsinde tulum çalar. Rize'ye gel o sesi, Rize'ye gel o sesi. Tarkan Rizeli hemşerilerini nasıl şıkıdım şıkıdım oynattı. Ve ak düşen saçları ve aldığı kilolara rağmen Cengiz Kurtoğlu horon üstüne horon teperek yıllara nasıl meydan okudu. Bu yıl 15. kez düzenlenen Rize Obit Yayla şenliklerine birbirinden ünlü isimler katıldı. Bu konserlere ve özellikle de Megastar Tarkan'ın festival kapsamında verdiği muhteşem konsere geçmeden önce cennetten bir köşeyi andıran tabiatıyla Rize'nin doğal güzelliklerine çeviriyoruz kameralarımızı ilk olarak. Pazarda tulum çalar, hepsinde tulum çalar. Rize'ye gel o sesi, Rize'ye gel o sesi. Rize'ye gel o sesi. Nefes olan ses olan, nefes olan ses olan, oynatursun herkesi, oynatursun herkesi. Karadeniz'in hamarat hanımları çay toplarken takılıyorlardı kameramıza. İndereye dereye derede buluşalım, indereye dereye derede buluşalım. Dedi utanmıyorum sen başla konuşalım, sen başla konuşalım. Dedi utanmıyorum sen başla konuşalım, sen başla konuşalım. Nereye açıp başla hani yasın ufes. Kimi hanımlarsa sıcağı aldırış etmeden ve dur durak bilmeden hayvanları için ot biçiyorlar. Derken soluğu Rize İkizdere'nin denizden 2640 metre yükseklikteki Obit Yaylası'nda alıyoruz. Dünyanın dört bir yanından yaylaya akın eden Karadenizliler festival alanını yavaş yavaş doldurmaya başlamışlardı. Siyah giymesine rağmen belli olan fazla kilolarına, ağarmış ve ak düşmüş saçlarına bakıp da vay be zaman nasıl da akıp gitmiş dedirten taverna müziğinin güçlü sesi Cengiz Kurdoğlu da hemşerileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyordu Rize Obit Yaylası'nda. Bir ara soluğu seyircinin arasında alan Cengiz Kurdoğlu horon tepenlere eşlik ediyordu. Cengiz Baba'yı yormayın. Horonu açın. Açın onu da açın. Derken Obit Yaylası şenliklerinin ikinci günündeyiz. Gene vera deresi. Oy gele vera deresi. İki dağın arası. Oy iki dağın arası. Yüzünden silinmesin. Yüzünden silinmesin. Niçahımın yarası. Yanımızda bizler için mıhlama yapan bir teyze var bu dakikalarda. Yaylaya çıktık, alabalık yemedik, mıhlama yaptık diyordu Karadenizli bu teyze. Hemen canımız mıhlama çekti, onu yaptık valla. Balık yemedik, mıhlama yedik. Alabalık yemedik, mıhlama yedik ovleye. Ne koydun az önce, peynir mi? Peynir koydum, o peyniri koydum içine. Bu bildiğimiz bir nedir tabii, ya? Tabii tel peyniri bu. Buranın oz peyniri bu. Kararınca tuz attım, peynirini koydum, mısır ununu, tereyağını. Zaten bir şey katılmıyor, az malzemesi. Aslında herkes yapabilir mi? Nedir? Tabii yapabilir, bu ne çi?
Ovit yaylası şenliklerinin ikinci günü de tepilen horonlar eşliğinde başlıyordu. Ovit yaylasındaki şenliklere katılan güzel şarkıcı Ebru Destan, bu serinlik bırakılıp gidilmez, daha uzun süre buralarda kalabilirim diyordu. Aynı zamanda gayrimenkul danışmanlığı yaptığım için bakalım, belki Rize'de de varsa yeni konutlar, belki burada da satış yapıp burada kalabilirim. Çünkü bu serinlik bırakıp gidilmez. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada insanın bir kere ömrü uzar. Bu bir gerçek. Yaşlanmazsın. Burada tek amacın ne olur? Sadece yiyeceksin, içeceksin, yatacaksın. Burada hayat böyle. Yani stres yok. İşte aman efendim bir yere yetişme kaygısı yok. O yüzden neden olmasın? Ben arada böyle kaçmak lazım. Bence tam bir şey, insanı kendine getiren bir şey. Ve festivalin ikinci gününde Megastar Tarkan Ovit Yaylası'nda Rizeli hemşerileriyle buluşuyordu. Yarım kollu tişörtü, ayağında botları, boynundaki yöreye uygun fuları ve kot pantolonuyla Megastar Tarkan son albümünün sevilen şarkılarını Rize'de hemşerileri için söylüyordu. Derken Tarkan sahnede yıllar öncesine dönüyor ve sevenleri şıkıdım şıkıdım oynatıyordu. Ovit Yaylası'nda muhteşem bir konser veren Tarkan bu kez akşam saatlerinde İstanbul'a dönerken havaalanında takılıyordu kameramıza. Sağdan direkt.